Artvin ve Artvinlilerin sesi sloganı ile çıktık yola. Uzunca bir rota çizdik önümüze. Artvin dışında yaşayan Artvinlilerle Sıla'daki Artvinliler arasında bir köprü olmakta amacımız. Arada sırada çıkan gazete ve dergilere biraz da istikrarı öğretmekte aslında gayemiz. Artvin Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat ve Yusuf Elini dergimizde sizlerle buluşturduk. Güzel bir yer. Yani Artvin gerçekten eşsiz bir doğaya, eşsiz bir güzelliğe sahip. Böyle büyüleyici bir yer ve bu sene tekrar gitmek istiyorum. Beni gidemedim o taraflara. Bu sefer motosikletle gitmek istiyorum. İnşallah denk getirip böyle bir iki hafta Artvin, Trabzon, Rize'ye taraflarda dolaşmak istiyorum. Kaç kere çıktınız mı? Tabii. İki defa çıktım. Hem Yusuf'un hem şeyden. Basında Artvin köşemizde birbirinden ilginç olaylarla basında yer almış konuları sayfalarımıza taşıyarak farkındalığımızı kanıtladık. Boz ayımızla, yaban geyiğimizle, en uzun burnumuzla Guinness Rekorlar kitabına girerken boğa güreşlerimizi, raftingimizi, kayak pistlerimizi ve doğa sporlarımızla Artvin'in tüm güzelliklerini katıldığımız canlı yayınlarla TV ekranlarına taşıdık. İçimizden yetişmiş ve alanlarında başarıyı yakalamış hemşerilerimizle dünya, ülke ve Artvin'imiz hakkında röportajlar yaparak görüşlerini aldık. Bu röportajların tamamında Artvin'in tüm sorunlarının yanı sıra Artvin'imize bir üniversite, ilçelerine birer yüksekokul yapılması konusunu gündemde tuttuk. Coğrafi yapı ve haritaya göre baktığımız zaman belli nüfus kalitesinde olan yer, nüfus boyutunda olan yerlerde üniversite mecburiyeti yok mu zaten? Var. Bunu prosedür açtığınız zaman şu kadar nüfusu olan yerlerde üniversite olması gerektiği diye bir kavram var. Oraya bakarsanız benim tek başıma bireysel ayıplamam gerek kalmaz. Daha nasip nasıl bakayım? Artvinler lütfen Ankara'ya gidip gelin. Biraz ilişki kurun. Biz de üniversite açılışına gelelim, orada yukarıda bir mangal yapalım. İyi bağladın mı? Artvin dışında yaşayan Artvinlilerin nüfusunun 4 milyona yaklaştığı günümüzde, gurbette yaşayan Artvinli hemşerilerimizin kurmuş oldukları derneklerin tüm faaliyetlerine elimizden geldiği kadar katılmaya çalıştık. Dernek faaliyetlerimizi sayfalarımıza taşıyarak hemşerilerimizin dernek faaliyetlerine daha aktif katılmalarını sağlamaya çalıştık. Hemşerilerimizi tanıyalım köşemizde, aslen Artvinli olup başarıyı yakalamış hemşerilerimizin kısa özgeçmişlerini yayınlayarak, yıllar önce birbirini kaybetmiş eski dostların dergimiz aracılığı ile buluşmalarını sağladık. Sıla'daki hemşerilerimize gurbette doğan hemşerilerimizi tanıttık. Ben Erzurumluyum. Artvin bize çok yakın. Artvin'i de çok seviyoruz. Fatih Melek var arkadaşım Artvin'le. Melek ailesi. Onlara selamlar buradan söylüyorum. Artvin'i de seviyorum. Alanlarında kendilerini yetiştirmiş ve bugüne kadar ön plana çıkmamış köşe yazarlarımız aracılığı ile birbirinden ilginç konularda okullarımızla bilgilerimizi paylaştık. Eleştiri ve yorumdan uzak, bilgiye dayalı köşe yazılarımızın tiryakileri çoğaldı. Her sayımızda Yeşil Artvin'imizin herhangi bir köyünü okuyucularımızla buluşturduk. Yayınladığımız köyler hakkında bugüne kadar duyulmamış, gizli kalmış fotoğraf ve bilgileri toplayarak okuyucularımızla buluşturduk. Artvin'den görüntüler, Artvin hakkında bilgiler, ilçeleriyle ilgili yazılar var. Bence memleketini uzaktan yaşayan insanlar için, bugün bile takip edebilmeleri için başarılı bir çalışma. Nostalji köşemizde sararmış eski siyah beyaz fotoğrafları hemşerilerimizin albümlerinden çıkartarak okuyucularımızla buluşturduk. Okuyucularımızdan aldığımız olumlu tepkilerle nostalji arşivimizi oldukça geliştirdik. Dergimizde yayınladığımız reklamlardan öncelikle bizler alışveriş yaptık. Birbirimizi kalkındırmanın yolunun el ele vermekten geçtiğini bilerek tüm abonelerimize
Dergimizde yayınladığımız reklamların kefili olduğumuzu deklare ediyoruz. En önemlisi dergilerine sahip çıksınlar. Çok zor şartlarda çıkan bir olay. Yani çok zor şartlarda insanların önüne sunuluyor. Bunun değerini bilsinler. Evet. Bu anlamda ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Evet. Dergi almak, dergiye reklamını vermek, dergiye bir yazı yazmak. Evet. Sanıyorum bu konuda açıksınız. Ama mutlaka dergilerine sahip çıksınlar. Çok güzel bir dergi. Harbiden okunabilecek bir dergi. Yetişebildiğimiz kadar Artvinlilerin olduğu tüm şenlik ve eğlencelere katılarak sizler için en iyi fotoğraf karelerini çekmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu kareler sizleri de izlerken o ana götürecek, o anı yaşatacak kareler olacaktır. www.coşkunçoruh.com internet ve sayfa tıklamasıyla sitemizde dergimiz gibi büyümeye devam ediyor. Kaynaklar dereleri, dereler ırmakları, ırmaklar Çoruh'u oluşturur Artvin'imde. Önüne setler, barajlar da yapsanız, Çoruh'un coşkusundan bir şey kaybettiremezsiniz. 33 değişik bölgedeki temsilcilerimiz, 17 köşe yazarımız ve 1500 abonemizle tıpkı Çoruh gibi coşmaya devam ediyoruz. İyi ki varsın Coşkun Çoruh. Aklıma Artvin'in Türkiye'yi işgal ettiği geliyor. Çünkü İstanbul'da en az 1 milyona yakın Artvinli var. Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da, Antep'te her yerde Artvinliler var. Artvinliler Karadeniz'in neşesini, doğallığını, sevgisini, parlak zekasını Türkiye'nin dört bir yanına taşıyorlar. Bütün Karadenizliler gibi. Ben de bir Laz olduğum için, Karadenizli olduğum için bundan çok büyük keyif alıyorum. Sadece Türkiye'de değil, yukarıda dışarıdaki ülkelerde de bir sürü Karadenizli sevgili kardeşimiz var. Onların bu Karadeniz'in alaycı, kendisiyle bile dalga geçmesini becerebilen ruhunu taşımalarından dolayı büyük keyif duyuyorum.